YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Japon balığıyla bakabileceğiniz balıklar hakkında dilimin döndüğünce bilgi vermeye çalışacağım. Bu YouTube kanalında göreceğiniz tüm videolar benim tecrübelerime dayanarak çektiğim videolardır. Yani 15-16 yıldır balık hobisindeyim. Bu tecrübelerime dayanarak da YouTube kanalından sizlere video çekiyorum. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce biraz Japon balığını tanıyalım. Japon balıkları arkadaşlar büyük akvaryumlarda bakılması gereken canlılardır. Yani kesinlikle küçük akvaryumları önermiyorum Japon balıkları için. Hele fanusları kesinlikle önermiyorum. Bir tane küçük orta boy Japon balığı için 70 litrelik akvaryum, iki tane balık için, iki tane Japon balığı için 100 litre ve her ekleyeceğiniz küçük orta boy Japon balığı için ise ekstra 40 litrelik bir akvaryum olması gerekiyor. Yani 3 tane balık 140, 4 tane balık ise 180 litrelik akvaryumlarda bakılması gerekiyor. Çünkü Japon balıkları sazansigiller familyasından geliyor. O nedenle büyük sularda bakılması gereken balıklardır. Buna göre baktığımız zaman ilk bakabileceğimiz balık çöpçü balığı arkadaşlar. Gerçekten çöpçü balıkları Japon balıklarıyla birlikte uyum içinde yaşadıklarını ben gözlemledim. Hatta akvaryum su kalitesini bile çöpçü balıklarıyla birlikte koruyabilirsiniz. Neden? Japon balıklarının yiyemediği yemleri diplerde durmadan aktif olarak çöpçü balıkları çalıştığı için Japon balığının yiyemediği yemleri yiyerek su kalitesini de korumuş oluyor. Yani Japon akvaryumuna çöpçü balığını önerebilirim. İkinci canlımız koi balığı. Koi balığı da Japon balığı gibi oldukça tatlı ve şirin balıktır arkadaşlar. Yani Japon balığı ile birlikte sorunsuz bir şekilde bakabileceğiniz canlılar sınıfına koi balığı da giriyor. Zaten Japon balığına da çok benziyor. Eğer Japon akvaryumunuz varsa Japon balıklarınızla birlikte koi balıkları da bakabilirsiniz. Üçüncü canlımız vatoz balığı. Japon akvaryumlarında sıklıkla gördüğümüz canlılardan biridir vatoz balıkları. Ve akvaryum içinde gerçekten çok faydalıdır. Neden? Akvaryum camındaki yosunları temizlerler. Akvaryum dibindeki balıklar tarafından yenmeyen balık yemlerini yiyerek su kalitenizi korumuş olursunuz. Yani Japon akvaryumunuz varsa güzel, sevimli vatoz balıklarını da ekleyebilirsiniz. Son canlımız salyangoz çeşitleri. Japon balığı akvaryumunda salyangozlar besleyebilirsiniz arkadaşlar. Salyangozlardan kastım elma salyangozu veya rasmom salyangoz olabilir. Zaten bu salyangozların birçok rengi var. Kırmızısı var, mavisi var, pembesi var, sarısı var. Yani hoşunuza gidebilecek birçok çeşidi mevcut. Bu salyangozları incelediğimiz zaman akvaryuma da birçok faydasını ben gözlemledim. Ne gibi faydası var mesela? Akvaryumunuzda çok fazla canlı varsa ve akvaryumunuzu takip edemiyorsanız akvaryumda ölen balıkları tüketiyorlar arkadaşlar. Böylelikle ölen balığın akvaryum suyunu bozmasını bir nevi engelliyorlar. Veya akvaryumunuzda kum, dekor, bitki varsa ve akvaryumunuzda gereğinden fazla yem atıyorsanız veya yem attığınız zaman balıklarınız tarafından yenmeyen yemler varsa bu yemleri akvaryum dibindeki dekorların veya bitkilerin kumların arasından bulup yiyorlar. Böylelikle akvaryum suyunun kalitesini de korumuş oluyorsunuz. Bu videoda dilimin döndüğünce Japon balıklarıyla bakabileceğiniz balıklar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu videoların hepsi zaten kendi tecrübelerime dayanan videolar. Tecrübeler ediniyorum bu hobide veya tecrübeler edindim. Bunu da video olarak YouTube kanalımdan sizlerle paylaşıyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve akvaryum hobisine merakınız varsa kanalıma abone olursanız sevinirim. Amaç 2000 abone olmak. Şu anda 1700 aboneye yaklaştık. 2000 aboneye de az kaldı zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.